Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Güncelleme haberlerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün dostlarım yeni bir karakterimiz var. Kalıcı bir karakter ve karşınızda Druid. Biraz ismi Türkçeden uzak bir isim dostlarım. Yani daha böyle değişik bir isim koymalarını ya da Türkçeye daha yakın bir isim koymalarını beklerdim. Ancak koymamışlar. Şimdi karşınızda Druid var. Zaten az buçuk yeteneğini anlamışsınızdır. Şifa veriyor. Evet. Bildiğiniz Normal şifacıların karadaki halini düşünebilirsiniz. Ve bunun en büyük özelliği de dostlarım vermiş olduğu şifayı sektiriyor. Sektirerek 5 birime kadar şifalayabiliyor. Bu gerçekten çok güzel. Zaten şu an karşınızda 4. seviyesi var bu. Druid ise şöyle bir bakayım. Belediye binası 14'ten itibaren açılıyor dostlarım. Belediye binası 14'te ikinci seviye ve belediye binası 15 ve 16'larda bir seviye yükseltilebiliyor ve toplamda 4 seviyeye kadar yükseltebiliyoruz. Zaten burada ekranda koymuşumdur. Diyor ki Druid yer şifacısı olarak başlayan benzersiz bir yeni birliktir. Ancak birkaç saniye sonra nakavt edilirse druid bir ayıya dönüşecek. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar ekranda bakın. Şöyle bir ayıya dönüşmesi şeyini, dönüşme sürecini bir izleyin. Eğer ölmesi bile yukarıdaki mavi bar çubuğu var ya, o mavi bar çubuğu da dolduğu takdirde dostlarım ayıya dönüşü. Bilginiz olsun. Zaten birazdan şöyle bir bekleyelim, bekleyelim. Tanıtım ekranında göstermediler de şöyle ufaktan bir göstereyim. Direkt öldürtelim kendisini. Bakın. Nakavt olsun şöyle. Ve hızlı bir şekilde ayıya dönüşüyor ve yine canı yüksek bir ayıya dönüşüyor dostlarım. Gayet de güzel bence 2x ayına nazaran bence yine iyi dayanıyor. Bu arada belirtmekte fayda var. Kendisi 11. seviye kara kışlarla birlikte gelecek. Şuradan şuradan da kara kışlarının yeni tasarımını şeklini görebiliyorsunuz. Zaten bir ayı pençesi var en üstte. E, bir bal e, ne denilir testi mi deniliyor ne deniliyor. Ya da vazol mu bilemedim. Öyle bir şey var ve burada Druid'in sopası var dostlarım. Şifa sopası. Bu arada dünkü videoyu da izlemediyseniz çırak koruyucuyu dostlarım anlattık. Burada çırak koruyucuyu gösterdik. Dünkü videoda da mutlaka izleyin. Detaylı bir güncelleme videosu oldu. Burada ufak tefek bilgiler daha var. Diyor ki iyileştirme yakındaki diğer birlikleri sıçra ve uzun menzilli bir mermisi var. Yani uzun menzilli bir e, açısı var. İyileştirme en fazla 5 birliğe kadar isabet eder. Ancak kuşatma makinelerine yansımaz. Yani kuşatma makinelerini kesinlikle arkadaşlar şifalamıyor. Bilginiz olsun. Diyor ki hem kara hem de hava birimlerinin hedef alabiliyor ve mermi yani şifası hava ve kara birlikleri arasında sekebiliyor. Yani karadayken havaya da sekebiliyor dostlarım. Ayı ayrıntıları yerde yavaş hareket hızı zıplayamıyor. Duvarın üstünde falan ayı zıplayamıyor. Ve yüksek can puanına sahip yakın dövüş saldırısı, yakın dövüş menzili savunmalarını hedefler. Yani savunmalara gider. öncelikler her zaman savunma olur ayının. Ama beğenmediğim yanlardan bir tanesi mesela burada savunma binaları var ya şöyle bıraktığınız gibi sabit kalıyor ve herhangi bir şekilde hareket etmiyor. Bence bunu düzeltmeleri gerekiyor şahsen. Ee, bir en azından savunmalara hasar vursun şifası kadar hasar zehirlesin mesela fena olmazdı. Yani bence herhangi bir asker kalmadığı sürece sahada mesela mavi çubuk da var. Knockout yani ölmediği sürece de bu e, ayıya dönüşü yukarıdaki mavi bar çubuğu dolursa arkadaşlar. Onu da göstermeyi ihmal etmişim. Onu da şimdi gösteriyorum. Şöyle çubuk dolmak üzere ve gördüğünüz üzere ayıya dönüşü ve ayı gidiyor dostlarım e, savunma binalarının üzerine. Yani ayı da fena olmamış. Öğü binası 14'ten itibaren açılacağını söylemiştik. 14 milyon karşılığında direkt 11. seviye kışa yükseltiyorsunuz dostlarım ve hemen hızlı bir şekilde Druid'e Droid, ya da şifacı, yer şifacısına dostlarım sahip olabiliyorsunuz burada. Dediğim gibi kendisi kara iksirli, eskiden kara iksirli bir birlik olacaktı. Şimdi yükseltme maliyetlerine de bakalım şöyle laboratuvara gelelim. Kendisi köy binası 14'te iki kere yükseltiliyor söylemiştik. İlk seviyesi 250 bin kara iksir ve bunlar altın bileti fiyatları dostlarım. 250 bin kara eksir karşılığında 12 günde yükseltiliyor. İsabet puanı 100 artarak iyileştirmesi de dostlarım 120'ye çıkıyor. Ve hemen şöyle bitirelim. Zaten ikinci seviyeye ulaştıktan sonra dostlarım hemen köy binası 15'e geçirmemiz gerekiyor laboratuvarımızı yani 13. seviyeye çıkarmamız lazım. Şöyle laboratuvarımızı hızlı bir şekilde basalım 13. seviyeye ve burada Druid Druid Şöyle alışacağız ismine. Hemen şöyle 3. seviye yükselttiğim zaman isabet puanı yine 100 artıyor ve iyileştirmesi de yine 10 artıyor ama bu sefer 100.000 kare iksir zanlanarak dostlarım 3. seviyesi artıyor. Baya maliyette artmış anlamda belirteyim. Ama önemli değil. Aktif oyuncular için maliyetler hiç hiç önemli değil. Burada önemli olan süresi 13 gün 23 saat oluyor dostlarım. Şöyle basalım tekrardan ve 3. seviyeye yükseltebiliyoruz. Sadece belediye binası 15'te dostlarım. Bunu 16 yapalım. Ve son olarak son seviyesini yükseltmek isterseniz 375.000 kare iksir karşılığında yine aynı şekilde her seviyede olduğu gibi 100 can puanı artarak ve eleştirmesi de 10 artıyor dostlarım. Ve şöyle hemen basalım ve son seviyesinde şöyle hemen fullemiş olacağız. Gayet güzel. İsterseniz ufaktan bir testlerine de bakalım. Bakın önden iki tane golem bir def bir tane de yeti bir tane de çırak koruyucu ve arkaya bir tane druid bıraktığınız takdirde bakın önceliği savunmalara yani savunma odaklı e, askerleri şifasını veriyor. Arkadan sektirip ta ki çırak koruyucuya kadar veriyor ve hiçbir şekilde diğer yan binalardan hasar yemiyor dostlarım. Ve bence gayet güzel bir karakter canını da güzel dolduruyor bence. Hani 5 tane birliği aynı anda şifalaması demek mükemmel. Bir de yanına 2 tane daha fazladan alırsanız dostlarım gerçekten muazzam baksanıza kendi aralarında da şifalıyorlar. <laughs> gerçekten güzel olmuş. Beğendim yani şöyle canları gitmiyor neredeyse ya baksanıza canları güzel de oluyor ama tabi sonsuz değil bunun bir süresi var burada ayıya dönüştü bir tanesi iki tanesi de birazdan dönüşecek belediye binası neredeyse patlamak üzere ve bu belediye binasına en çok yetimistler hasar verdi gerçekten çok güzel çünkü golemler gıdıklar yani en fazla. Güzel tertemiz ya bence beğendim güzel bir karakter dostlarım çok güzel efsane destek karakterlerden bir tanesi olacağına inanıyorum. Mesela burada önden mesela bir golem kahramanları bırakacağım toplam 5 tane birlik olacak ve arkadan şöyle 3 tane bıraksam yeterli olur druidimizden druid deme evet doğru söyledim yine. Şöyle bıraksam abicim hemen 3 tanesine sallıyorum yani şöyle canlarına bakacak olursanız şu yazı kalksa da görsek yani fena değil Fena değil dostlar bence gayet iyi bir şekilde şifalıyorlar zaten e, kraliçenin anka özelliği var ve buradan neredeyse inanılmaz derecede şifalanarak çıkıyor ve sektire sektire gittiği için inanılmaz bir menzil şeyi var ya yani krala kadar gidiyor dostlar bak 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 görüyor musunuz krala kadar gidiyor resmen ya tabi bunlar niye koruyucuyu takip etti e, o da ayrı bir mesele önemli değil önemli değil şuradan öldükleri gibi ayıya dönüşecekler. Ve bir tanesi şurada dönüştü dostlarım. Yani mesela benim ordumda ben birinci ordusu kullanıyorum. Çok güzel iş yapıyor. Şimdi dostlarım burada bir saldırı yapacağım kendime. Şimdi abicim burada bir tane tek druid aldım. Druid bakalım tek başına iş yapabilecek mi? Önemli olan bu. Eğer yapamazsa tek başına pek bir etkisi yok. O zaman yanına 2-3 tane almamız lazım. Bu sefer binicilerden fedakarlık etmek lazım. Yani böyle orduyu düzenlemek gerekiyor. Şimdi yukarıdan gireceğim. En azından şu kısma giriş yaptırabilirsem kralı en azından bir özelliğinden orasını mahvederim diye düşünüyorum. Şöyle iki tane böyle bırakacağız. Buraya da bir tane bırak abicim. Gayet güzel. Ardından şöyle bir yolumuzu açalım. Şöyle kral kraliçe. Şöyle askerleri yolluyorum. Bir tane daha duvar yıkıcı atacağım. Ancak şimdi değil bir zehrimizi çakalım. Şöyle gönder gitsin. Druid'i de atmayı ihmal etmeyelim. Şifaya ihtiyacımız var olabildiğince. Bence buraya en az 3 tane druid lazım ama bu arada barınma alanı hiç bakmadım ben la o kadar umurumda değilmiş galiba barınma alanı. Hiç bakmadım. Şöyle abicim içeri doğru girerse bizim için mükemmel olacak. Şuraya bir birinci atsam yeterli olur mu? Olur mu? Olur herhalde ya. O tek başına oraya alır. Gayet güzel. En azından bir vuruş daha yapsa askerler içeri girecek. Kral çok güzel içeri girdi. Şu noktaya bir görünmezlik atsam hızlı bir şekilde orayı halleder. Bir iki tane de belediye vursam var ya mükemmelsin kral ya işte ben kraldan beklediğim performans ahanda bu şöyle askerlerimizi yollayalım şu noktaya bir dondurma atacağım iki kelle avcısını yolla bir öfke büyüsünü şu noktada patlattık mı tamamdır belediye düşecek her türlü kraliçe içeriye girmeden belediye de düşmedi bu arada çok garip <laughs> çok garip koruyucunun özelliğini yapıştır bu noktada hızlı bir şekilde belediyeyi indireceklerdir zaten şu noktada bir öfke büyüsü druid dediğim gibi tek başına pek değiş yapmadı gibi hissettim benim ordumda sanki birkaç tane daha alsam eğer daha iyi iş yapacakmış gibi hissettim. Şu noktaya bir dondurma atacağım. Çok etkili olmadı dondurmam. Tekrardan dikkatli bir şekilde şunu şu noktaya atarsam daha sağlıklı olur. Şöyle basalım şifayı hızlı bir şekilde. Zaten temizliği arkadan biniciler yardım ediyor. Kraliçe de yukarıda zaten temizlikte. Hani bitti pek bir şey kalmadı. Yine üçlük attık. Birinci ordusu güçlü arkadaşlar. Onu tekrardan söyleyeyim. Binici ordusu gerçekten çok güçlü. Hatta şöyle bir e, büyücük kulesini de aldıktan sonra şöyle şampiyon özelliğini yapıştırsam en azından hızlı bir şekilde içeriye doğru ilerleyecektir. Seken topu alacaktır. Ondan sonra abicim oradaki cehennemi de aldık mı tamamdır aslında ya. Kraliçe zaten öl ölecek gibi durmuyor. <laughs> şöyle cehennemi de aldık çok güzel. Temiz bir saldırı. Şimdi druid sayısını birazcık daha arttıracağım. Bakalım nasıl iş yapacak. Ee, en az bir 3 tane almak istiyorum dostlar. Şöyle biz çıkış yapalım zaten 3 dedik. Bu arada barınma alanı 16'ymış. Şokta da değilmiş ya. Hani ben daha fazla bekliyordum. Bir 20 falan sanıyordum daha doğrusu. Şimdi dostlarım farklı bir o düzen. Farklı bir ordu 3 tane aldım Druid yanıma. Bakalım iş yapacak mı? Bu sefer yukarıdan belediye almak için uğraşacağım. Şöyle göndersek en azından sağ sol temizlemek için. Şuradan askerleri yollayalım. Kral kraliçe bir duvar yıkıcı. Ardından diğer duvar yıkıcıyı da atmak için şöyle yola koyulacağım. Ayrıyeten şöyle Titan ve diğer askerleri yollayalım. Gayet güzel. Şöyle belediye doğru ilerledikten sonra abicim o duvar açılırsa benim için mülk olur ama açılmadı. İşte mülk olmadı. Şurun artık druidleri salma vakti. Çünkü artık hasar yemeye başladım. Heh kraliçe içeriye girer mi? Mük Allah kral da girdi içeriye. Ya sen nesin ya? Sen nesin ya? Şöyle bir öfkü büyüsü patlatmam, patlatmam yok mu abicim şu noktaya? Zehrimizde şöyle Basalım. Gayet güzel. Abicim druidler bak öfkelenince nasıl can dolduruyor. Nasıl can dolduruyor. İnanılmaz. Şöyle de yukarı gitti. Şuradan artık ben de saldırıya başlayabilirim. Şu noktaya bir dondurma atalım. Şifamızı gönder. Kraliçeyi hayatta tutmak istiyorum. Ee, kralın özelliğini basacağım. içeri doğru ilerleyelim. Bak ayılar da destek oluyor. Kralın da, kralın da özelliğine basmış olduk. Şu noktayı bir öfke büyüsü dağıtıp bir şifa daha göndermek istiyorum. Süper ilerliyoruz ya. Gerçekten ordu daha da güçlendi gibi hissettim. 3 tane druidle arkadaşlar. Koruyucunun özelliğini yapıştıralım. Hem kralı da hayatta tutmuş olacağız. Hem kaya saçar cehennemlerden yukarıdaki cehennem ve şampiyondan korumuş olduk. Mükemmel ya. Yani bilmiyorum. Sizce arkadaşlar druid bence güçlü ya. Sizce yani kullanılacak bir asker ancak orada birazcık fedakarlık yapmanız gerekebilir bu noktada. Ee, kraliçe de yukarıda şampiyon da yukarıda aşağı doğru gelirse bir dondurmamı şu noktada kullanmak istiyorum. Bir tanesini de şu noktada kullanmak istiyorum. Güzel orayı da açmış olduk. Şöyle dondurmamızı yapıştırsak yeridir. Elimizde hala bir görünmezlik daha var. Aynı noktaya bir dondurma daha atacağım dostlarım. Ve şöyle şampiyonun özelliğini kullanmak istiyorum. Gayet güzel. Seken topu almış olduk. Hadi lan kralın sırası da şöyle donduralım görünmezlikle. E Do görünmezlikle donduralım mı? Görünmezlikten en azından şampiyonumuzun odağını başka yere çekmiş olduk. Şimdi kraliçenin özelliği hala duruyor. Kral ölecek. Yukarı doğru ilerledikten sonra kraliçe bakalım içeriye girebilecek misin? Çünkü cehennem çok güzel bir konumda. Alırız alırız ya. Görünmez oldu tilki sağ olsun. Bir iki defa daha vursak tamamdır. Kraliçenin özelliğini yapıştırma vakti. Tertemiz bir üç yıldız. Daha rahat üçlediğimi hissettim yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani... Druid sanki nerf yiyecek misin gibi bir his doğduğu için ama umarım yemezsin be. Valla bu yeni yaratık hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bir sonraki ömde görüşürüz diyerekten yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Bu arada arkadaşlar e, altın bilet alacaksanız eğer bu güncelleme geldi diye eğer bu ay alma niyetiniz yoksa veya alacaksanız içerik üretici kodunu yazıp beni destekleyebilirsiniz. Onu da belirteyim. Videonun sonuna kadar izleyen arkadaşlara da selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay. Sizleri seviyorum. Yarınki videoda görüşürüz.